Bye. <music> değerli izleyicilerimiz Bursa İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından hazırlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti üzerinize, üzerimize olsun. Dua teveccühü bugünkü programımıza başlıyoruz. Evet bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kıymetli hocamız sayın Profesör Doktor e, Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Eyvallah hocam. E, Ramazan'ı konuşalım. Sayılı günler başladı, devam ediyor derken e, muhakkak inşallah Rabbim nasip ederse bayrama da ulaşmış olacağız. E, Halis Aydemir'in özünde Ramazan nasıl geçiyor hocam? Sizin yoğun bir programınızın olduğunu da biliyoruz. E, Ramazan malum e, telaşlı geçiyor. Evet. E, çünkü diğer aylardan e, ayrı farklı bir ay toplumsal olarak belli bir hareketlilik söz konusu. Evet. E Tabii doğal olarak bize de yansıyor. E bir miktar sağda, solda konuşmalar derken. Evet. Sahurlar, iftarlar, evet. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Rab, kolaylık Benim versin. E, tabi pandemi süreci de var. Yani bu e, salgın süreci de bazı şeyleri engellemiş durumda ama e, bizim Ramazan kültürümüz, Ramazan medeniyetimiz bu şekilde de devam ediyor. E, bu da kaçınılmaz bir, bir durum. Evet. E, dolayısıyla e, bizler gelenekten gelen bazı hasletlerimizi de devam ettirmeye çalışıyoruz. Hocam isterseniz Ramazan'ın birçok yönünü ele alınıyor ama biz biraz daha böyle eğitim yönünü ele alalım isterseniz bugün. Hmm. Çünkü çok fazla da değinilmiyor ama bu da aslında çok önemli bir mevzu. Ramazan'ı biz eda ederken, oruçlarımızı ifa ederken Ramazan bize bir şeyler katıyor aslında. Bir eğitim sürecinden geçiriyor bizleri. Bu bağlamda mesela şöyle örnek vermek gerekirse annelerimiz veya hanımlar, hanım kardeş arkadaşlarımız beyler bir mukabele geleneği vardır değil mi gündüzlerin oruçta evet, geçiririz evet. ama Kur'an-ı Kerimler mukabeleler okunur akşamları da teravihle yine bu zaman dilimini geçiririz mesela çok enteresandır Yaşı kaç olursa olsun sofranın başında beklerler. Orada hı hı. E, envai çeşit e, Rabbimizin ikram ettiği e, yiyecekler olur ama çocuklar dahi, küçükler dahi e, ezanı beklerler. Orada da bir eğitim süreci vardır aslında. Hı hı. E, Ramazan bu bağlamda e, baktığımızda bize nasıl bir eğitim süreci kazandırıyor hocam? Evet teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin el amin rabbana atina min ladunke rahmeten ve heyyi lana min amrina rashada şimdi yüce şari Allah azze ve celle ramazanı bize teşri ederken buyuruyor ki kutibe aleykumus siyamu size oruç farz kılındı kema kutibe alellezine min kablikum sizden öncekilere de farz kılındığı gibi demek bizden öncekilere de Cenab-ı Hak farz kılmış Peki hangi sebeple? Cenab-ı Hak, لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Böylelikle siz takva üzere olasınız. Evet. Takva ne demek? İnsanın sakınma refleksi, Cenab-ı Hakk'ı gözetme refleksi, hayatını başıboş, serbest, ondan sonra hiçbir kayıt, hiçbir sorumluluk duymadan, evet. öylesine yaşama değil de, Hayatın sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı bir sorumluluk üzere yaşama ya vesile olsun diye. Dolayısıyla aradaki bağı yani bu çok önemli bir e, husus evet. takva dediğimiz şeyi öğrenmek lazım. Ve bu bir meleke olması lazım insanın hayatında. Yani yeni tabirle söylersek bir yetkinlik ve en önemli yetkinliklerden bir tanesi kulun, yaradanı gözeterek yaşamayı öğrenmesi. Evet. Çünkü özünde insanlarda istikbar var. Eğer insan kendisini terbiye etmeyi öğrenmezse, insan kendisini yönetmeyi öğrenmezse evet. özünde kendi başına buyruk bir potansiyelle hareket edebilir. O yüzden Cenab-ı Hak innel insane lefi husr insan ziyandadır dedi. Evet. Ama insanın kurtuluşunu bir harekete, bir aktiviteye bir şeylere bağladı. İllellezine amanu. Ancak iman edenler ve amilus salihat. Salihat iyi güzel davranışları, amelleri salih amelleri işleyenler. Evet. Demek ki bu bu narı başarabilmek kişiyi bu dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı gözeten, takvalı dediğimiz, muttaki dediğimiz duruma taşıyacak. Evet. Peki bu ameller içerisinde kişiye takvayı öğreten Yaradına, yaradanı hatırda tutmayı, hayatı yaşarken onu gözetmeyi öğreten araçlar nelerdir? Bu araçları Cenab-ı Hak bize öğretti. Bunlardan en önemlisi oruç ibadeti, evet. takvaya doğrudan vesile olsun diye Cenab-ı Hak teşri etmiş. Evet. O zaman oruç ibadetini biz ele alırken perspektifi buradan koymamız lazım. Bize oruç nerede takva sağlıyor? Yani Ramazandan çıkınca adeta hani pil doluma konuyor, dolundan evet. çıkınca öyle bir çıkıyor ki belli bir öncesiyle girişle çıkış arasında hani ne tür bir değişiklik var? Hakikaten bizde de Ramazanın girişinden Ramazanın çıkışına takva düzeyimiz artış evet. mı sergiliyor? Yoksa takvamıza bir yansıdığı taraf yok. Ee, yemeden içmeden biraz uzak kalıyoruz. Evet. Ee, diğer türlü Cenab-ı Hakk'ı gözeten yanımızda bir değişiklik olmuyor ise evet. o bahsettiğiniz Ramazan'dan istifade onun bizi eğitici tarafından istifade. Cenab-ı Hakk'ın hatta onu teşri etmesindeki ana gayeden yoksun kalmak gibi bir şey söz konusu. Evet. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men lem yed'a kavle bir kimse misalen yani eğer e, yalan konuşmayı, yalan şahitlikte bulunmayı ki bunlar e, ileri düzeyde Cenab-ı Hakk'ı umursamayan davranış biçimleri. Çünkü Cenab-ı Hak kûnû kavvâmîne bil kıstî şuhada siz ölçüyü dosdoğru yerine getiren, hakkı konuşan Allah için doğru tanıklar olun. Bu Yüce Yaradan'ın kula olan buyruğu. Evet. Kul ne yaptı? Çıkarı dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu umursamadı. Belli bir karşılıkla sözü değiştirdi. Tanıklığını değiştirdi. Veya hatır için bile değiştirebilir. Evet. Diyelim fabrika sahibi, iş sahibi, zengin. Cenab-ı Hak dedi ki İnyakun ganiyen av fakira Zengin de olsa, fakir de olsa siz şehadeti dost doğru yerine getirin. Hakkı konuşun, doğru söyleyin. Şimdi kul, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir buyruğu, yani özelde bir konu bu. Evet. Diğer bütün konularda Cenab-ı Hakk'ın buyrukları var. Bu buyruklarını gözeten bir tutum varsa kulda, biz buna müttaki diyoruz. Sakınıyor. Neyden sakınıyor? Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olmayacağı bir şekilde davranırsam, gazabından, evet. sakatından, hışımından korkuyor. Sakınma bu kötü akibete dair kulun önden tedbirli davranması. O yüzden adı takva konmuş. Ku anfusakum ve ehlikum naran ve kuduhan nasu Yakıtı insanlar taşlar olan bir ateşten kendinizi koruyun diyor Cenab-ı Hak. Ateş böyle bir koruma sağladığı zaman bizim açımızdan anlamlıdır. O yüzden Hazreti Peygamber as-savmu yani oruç kalkandır kişiyi korur. Bu nasıl bizi koruyacak? Bir kişi olarak, bir kimse olarak veya insanlar olarak, mahalle olarak, aile olarak oruç üzerimizden gelip geçiyor ve biz hakikaten ayarlarımıza geri dönüyoruz. Cenab-ı Hakk'ı gözeten yanımız tekrar uyanıyor. Evet. Biz yıl içerisinde üzerimizde biriken kir gibi, pas gibi, leke gibi ...böyle minik minik davranışlar var... ...yıl içerisinde... ...yani hadi bir kerecik yapalım demişiz... Evet. ...kalmış yapa, yapa, yapa duruyoruz... ...ötekini de derken Ramazan'a gelip girmişiz... Evet. ...öncesinde bir haram ay var... ...Recep ayı... ...böyle adamı şeyden geçirir gibidir... ...yani filtre eder gibi... ...bir defa orada... ...dökmek lazım çoğunu... ...yani şu alışkanlığı bu sene içerisinde kazandım... ...ama bak koca sene ben bunu iyice bir oturtmuşum. İyice bir artık üzerime yapışmış. Yani evet. fela tadlimu fihinne enfusakum diyor Cenab-ı Hak. Zulümden arınma ayı, haram ay. Recep böyle bir akabe gibidir. Hani hız kesiciler var ya trafikte. Evet. Gelirseniz önemli bir kavşağın öncesinde o sizin hızınızı keser. Böyle silkeler arabayı. Evet. Habersiz girmişseniz böyle kaldır indir. Recep ayı önden böyle bizi bir silkeleyen Şaban'da belli bir temrin ile evet. bunlar Ramazana kişiye istikamet kazandırır. Ramazana girmekle birlikte artık bütün alışkanlıkların yerle bir olduğu bir atmosfer diyelim biz ona. Evet. Hatta yeni tabirle bir ekosistem. Çünkü tek başı tek başına bir kimsenin yaşadığı bir şey değil. Ortam değişiyor. Ben çocukken havanın bile başka koktuğunu düşünüyordum. Yani kapıya çıktığınız zaman eskisi gibi kokmuyor hava sanki. Evet. Farklı bir koku var. Ramazan'ın kokusu değil. Ramazan mi? kokusu evet, farklı bir atmosfer. Evet ama bu ruhani e, tarafımız yan başka kokluyor. Evet. Nefsani tarafımız başka kokluyor. Yani o normal işte eğer e, bu nefsani tarafımızda baktığımızda bir siyah beyaz gibi. Evet. Kahvaltısı yok, yemeği yok, suyu yok. Bütün alışkanlıkları adeta pauslıyor. Yani pauslama var ya durdurma. Sabah kalkıyorsunuz kahvaltı yok. Hani kalkıp da kahvaltının olmaması ne demek? Elinizi suya uzatacaksınız. En doğal alışkanlığınız orada dur diyorlar. Onu da içemiyorsunuz. Evet. Şimdi tüm her şeyi durdurup, adeta hayatı durdurup da Allah Azze ve Celle böyle bir ayda bize ne yapıyor? Ben diyorum ki biz adeta kendi içimizden çıkıyoruz. Kendi hayatımızdan çıkıyoruz. Evet. Şöyle dışarı hani bazen filmde film duruyor dönüp adam kendi hayatına bakıyor ya. Onun gibi dönüp kendi hayatımıza bakıyoruz. Ne yapıyoruz biz? Ya ben ne kadar da yiyormuşum. Değil mi? Çoğu kimse böyle diyor. Evet. Arkadaş yani ben sabahtan akşama kadar yemek yiyormuşum meğer. Şimdi yemiyorum da ne oluyor? Bir şey olmuyor. Nice vakit kazanıyorum diye. Hani bu bir öğrenme biçimi. Evet. Allah Azze ve Celle bize yılın devam eden günlerinde de Oruç tutabileceğimizi, bu kez farzın ötesinde Cenab-ı Hakka gönüllü olarak, evet. mesela ben kendime diyorum ki Ramazan geçtikten sonra bir sonraki Ramazana kadar ben eğer aylarda oruç tutmaya üçer gün, ikişer gün, birer gün ekstradan Ramazan bana bunu öğretmemişse. Evet. Ramazan bana bir şey pek katmamış demektir çünkü Ramazan'ın en iyi bize sunabileceği, öğretebileceği şey kendisi yani oruç. Ama hocam muazzam da bir şey değil mi? Şimdi yerküreyi şöyle gözümüzün önüne aldığımızda, yani doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar. E, bu tebada yaşayan herkes birden e, yeme içmeyi kesiyor. Evet. E, dünyalık olan işte süfli arzularını hepsini bir tarafa rafa kaldırıyor. Dediğiniz gibi su var ama içmiyor. Yemek var ama yemiyor. E, ya da işte e, bir takım e, duygularını dile getirmiyor. Sessiz kalıyor. Ta ki e, ezan okunana kadar, akşam ezanı ve iftar e, yapana kadar. Ama bu arada sözünüzü unutmayın. Evet. Bu kadar meşguliyetten uzaklaşınca kendisiyle evet. baş başa kalıyor. Yani ortam sakinleşiyor. Vücudun kendi içi bile Bakıyorsunuz bir sakinlik var. içeride bile bir dinginlik var. Bu kadar sessizlik, bu kadar kendi başına kalma, bu kadar uzayan, uzadıkça uzayan vakit evet. hayatını yani nereye gidiyorum, hayat nasıl bir hayat, bu 11 ay nasıl geçmiş. Şimdi çoğu kimse e, katılacaktır. E, Ramazan geliyor. Yani Ramazan çıkınca diyoruz ki önümüzde bir 11 ay var evet. değil mi? Rahatız, yiyeceğiz, içeceğiz. O 11 ay göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçiyor ve hemen Ramazan geliyor. Evet. Sonra yine başlıyoruz zamanı artık şeylerle, milimlerle saymaya. Evet. Birinci milim, ikinci milim. Ya ben e, derdim ki yani üç aylar girdiğinde e, iki ay daha var. Efendim... Ya ondan sonra dedim ki bu iki ay böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor da Ramazan'a niye gelince her şey duruyor gibi oluyor. Evet. Bu talim ve terbiye özünde ciddi bir iştir. Efendim sessizlik gerektirir. Sınıfta da hocalar sessiz olun derler. Evet. Efendim zorluğu yok mu? Her talim bir zorluktur. Allah Azze ve Celle... Ramazana girdiğimiz andan itibaren demin dedim ya nefsani olan tarafımız, yemek isteyen, içmek isteyen, evet. arzularının peşini kovalamak isteyen bedensel yanımız bundan tabiri caizse böyle ciddi manada yara alıyor. Hiç bundan hoşlanmıyor. Yani bunu gizlemeye, saklamaya gerek yok. Hatta bazıları esprisi yapıyor ya. Geldi mübarek 11 ay, 11 aylar diye. Esasında nefsimize bakarsanız öyle. Ama Allah Azze ve Celle bizi bu beden içerisinde bir ruh olarak bizi buna koyduğunda Cenab-ı Hak'la olan iletişimimiz ruhsal tarafımız Cenab-ı Hak'ka kulluk ile başka bir zevki keşfetsin. Takva dediğimiz bu. Eğer biz hala çocuklar gibi Ramazan geldi aç kalacağız diye tedirginlik evet. duyuyor Ramazan'ın takvadan yana olan nasibimizi yudum yudum zevkle yutum yudumlamaya henüz başlamamış isek o zaman şu ayette geçen وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْهِمُ Allah onlara iman, حَبَّبَ اِلَيْهِمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ قُلُوبِكُمْ Ve kalplerinizde sizin imanı bezedi, süsledi. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ Kafirliği, ondan sonra fansıklığı. Bunları da size nahoş gösterdi. Bu bir düzey bu takvanın öğrenildiği bir düzey. O zaman ibadetler zevk vermeye başlıyor. O zaman Ramazan'ın iklimi, evet. bedenin bedensel yanı daha zayıf, ruhsal boyutu daha öne çıkınca bu kez bundan haz almaya, ibadetlerden zevk almaya uzadıkça uzasa da teravih ibadetini hele mukabele işliğinde evet. kılarak bundan ayrı bir zevk almaya başlıyor. Bu bir dolum süreci gibidir. Bizim açımızdan yıllık devranın Ramazan hem kazanılmış yanlış müktesebatı silkeleyip döken hem de tekrardan yenilerini, yeni iyi davranışları, evet. iyi ahlakı kula tekrardan kazandıran adeta bir resetlenme veya refresh hani sayfanın yenilenmesi gibi yenilendiğimiz bir dönem. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ takvaya ereseniz diye Allah size Ramazan'ı farz kıldı emrini hatırdan çıkma, çıkarmaz isek bize Ramazan'ın öğretmesi gerekenler o zaman tabi yeni şeyler ihtisas edecek değiliz. Elimizde ölçü var. Evet. Allah Azze ve Celle elçisine göndermiş. Bizde neler eksik? Ramazan bize bunları önümüze dökmeli. Ben işte namazların kılmıyorum. O zaman Ramazan bana namazları kılmadığımı hatırlatmalı ben e, efendime söyleyeyim yalan konuşuyorum ben zaman zaman sahtekarlık yapıyorum ben zaman zaman yalan konuşuyorum ben zaman zaman şunları şunları yapılması gerekenleri ihmal ediyor şunları şunları yapılmaması gerekenleri yapıyorum diye evet. kul bunları gözden geçirip kendisini muhasebe yapması muhasebe gibi. yapacağı evet. bir döneme e, alıyorsa hani ne diyor bakıma almak gibi evet. insanın Ramazan bakıma alındığı bir ay. Tabii bu kişinin iradesiyle olacak bir süreç. Allah Azze ve Celle bize araçları vermiş. Eğer yılın her gününü rutin akışı tamamen aynı evet. kılsaydı muhasebe için bize bir fırsat böyle, değil mi? Ama öyle kılmadı, döngülü kıldı. Dönüp aynı yere geliyoruz. Bize diyor ki, bak bir sene geçti. Cenab-ı Hak hepsini böyle yapmış. Geceyi de gündüzü de. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللّٰيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةًۜ Geceyi gündüzü bile böyle ardışık, dönüşlü kıldı. لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ Öğüt almak isteyen için. Dikkat ederseniz ''erade'' orada duruyor. Eğer kul irade etmezse, evet. Cenab-ı Hak fırsat açtığı halde gecesinde, gündüzünde, haftasında değil mi? Cuma var orada bizi evet. bekliyor efendim aylardan Ramazan bekliyor. Yılda hac mevsimi geliyor. Bunlar hep bir fırsat alanı ve rutinini dağıtan kişiye bak zaman geçiyor. Mevsimler de öyle, evet. yaşlılık da böyle ama bunların hepsi hiçbiri cebri değil. O yüzden Cenab-ı Hak ce'alel ve limen arada en yedzekkara. Ramazan da böyle. Eğer kişide bu irade yoksa Ramazanlar üst üste yendiği halde yahu bu Ramazan namaza başlarım olmadı diyen Ramazan özellikle bizde yani bizim toplumumuz açısından Ramazan'ın en önemli kazandırması gereken şey nedir diye böyle akla gelen birinci sırada elbette ki en yaygın hastalığımız olan namazları evet. düzgün kılamayışımız elbette halkımız insanımız namaz kılıyor ama biliyorsunuz tertip denen bir şey var yani düzenli namaz kılma alışkanlığı evet. yani Zaman zaman işte cumadan cumaya veya bazı namazlar biz ee bu son derece büyük eksiklik bunu tolere edilebilir. Basit sıradan sayamayız asla. Evet. Yani Müslüman olmak demek adeta bu işe başlamak demektir. Eskiden eski Erzurum müftülerinden birine sormuşlar da efendim namaz kılmayanlar kafir midir diye. O da bakmış soru çok ucube bir soru. Demiş ki ya kafirler namaz kılmaz. Evet. Yani soruyu öyle değil, böyle cevap verin. Elbette namaz kılmayan kafir değildir ama kafirler namaz kılmaz. Müslüman olanlar, müminler öyle ya da böyle aksatsa da efendim bir zaman kılmasa da illaki bir gün namaz kılması gerektiğinin bilincinde farkındadır. En azından vicdan azabı duyar değil mi? En canım? azından vakit vicdan şey. azabı evet. duyar ama şunu da bilmek lazım. O azap duyan vicdan da Allah Azze ve Celle'nin bir rahmetidir. Evet. O da nihayetsiz değil. O da yani bu Ramazan ya bakıyor yaşına ben işte 20'lerdeyim Daha Anladım. dur diyor ya. Daha sonra kılarım diyor evet. yani. Nasıl olsa Allah affedip önden kılmadıklarımı da sayacak. Sonra 30'larda benzeri bir şablonla meseleye yaklaşıyor. Kırklarda ya henüz sağlığım yerinde diye şimdi şeytan düzenli namaz kılmayı geciktirdikçe aslında bir de Örselenme dediğimiz bir şey yaşanıyor. Meşrulaşıyor değil mi hocam o zaman? Sıradanlaşıyor. O kişinin Namaz nazarında evet. bu dediğiniz sıradanlaşıyor. Bir de Allah Azze ve Celle buyurdu ki Estaizu billah İstecibu lillahi ve lirrasuli. iza da'akum lima yuhikum Allah'a ve Resulüne sizi size hayat verecek şeye evet. çağırdığında icabet edin. Namaz bize hayat veriyor. Sonra dedi ki وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Bilesiniz Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Evet. Şimdi gençlerde bir deyim var. Ee, bazen görüyorum nereden çıkardılar diye bunu da muhtemelen filmlerden herhalde. Evet. Yahu diyor aman bunu babam duymasın yoksa benim içimden geçer. Evet. Ne demekse bu içimden geçmek herhalde böyle yani daha dağıtır beni demek istiyor. Allah Azze ve Celle ona benzer bir ifadeyle اَنَّ yahulu beyne'l mar'i ve وَقَلْبِهِ kalbi. Kişiyle kalbin arasını açar. Cenab-ı Hak oradan böyle ne demek kalbinle irtibatı kaybedeceksin demek. Belki de Allahu Teala o ayeti insanların kalbine düşürdü ki bak e, yani bu ayette bu şekilde sesleniyorum size. Aynı ee, böyle olursunuz sen. Evet, halk arasında da yaygınlaştırıyorsa bu kelime. Yani şu anda aklıma Allah gelen e, bilmiyorum doğru. ama eğer kalbimizle irtibatımız evet. koparsa ne olur? O zaman Ramazan gelir. Ama biz eski Ramazan'lardaki gibi... ...ya artık namaza başlasam gari... ...diyen bir sesi işitmeyiz. Art Biri geçer öteki geçer... ...biri hatırlatsa der ki... ...eskiden benim de böyle hurafelerim vardı... ...benim de eskiden böyle... ...bir kuş kadar hafifledim... ...onların içinden kurtuldum. Bu hidayetin kararması dediğimiz bir şey. Evet. O yüzden i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki... ...İstecibu lillahi ve lirrasulihi... ...demek... Ve alemu enne Allah yahulu beyne'l mer'i ve bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer demek yani acele edin demek. Eğer geciktirirseniz evet. yarınlarda bu duayı yani bu çağrıyı size gelen bu çağrının karşılığını da içinde bulamazsınız. Bugün içinizde bir yeriniz kanıyorsa ya Ramazan geldi ya koca bir sene yine namazsız geçirdim. Evet. Halbuki babam benim otuzlarında ta ee, düzenli namaz kılan biriydi. Halbuki annem benim sürekli namaz kılan biriydi. Bak ben bu yaşa geldim, hala kılamıyorum, hala kılmıyorum, atlak mutlak kılıyorum. Ramazan bunu hatırlatıyorsa, hala büyük bir nimet üzere demektir o kişi. Bilsin ki böyle devam ederse yakında öyle Ramazanlar gelecek ki artık onlar ona bunu da hatırlatmayacaklar. Bir de şöyle sıkıntılı bir durum var değil mi? Bir aile ortamını düşünün. Baba bu şekilde tehir ediyor ibadetlerini. Orada çocuklar var. Çocuklar örnek olarak anne babayı görüyor. Hı -hı. Belki bir neslin de bu şekilde dejener olmasına, bozulmasına sebebiyet veriyoruz. Hı -hı. Bir de diğer tarafına baktığımızda çocuk işte evde ibadet iklimini yaşıyorsa işte anne mukabelesini okuyor. Hani bildiğimiz e, e, Türk aile geleneğini e, söylüyorum, kastediyorum. Evet. E, namazındaysa, ibadetindeyse çocuk da bir şekilde e, oraya kendisini kanalize ediyor. Evet. E, ve aile içerisindeki o samimiyeti, aile olma bilincini de bu şekilde yakalamış oluyor. Aslında e, biz yaptığımız iyi bir şeyi ailemiz de kazanacağı için olumlu tarafına düşürebiliriz. Evet. Ama yaptığımız olumsuz bir şey de yine e, ailemize yansıyacağı için... Yine kendimize yapmış oluyoruz aslında baktığımızda. Yani her iki tarafı da evet. e, çok iyi tartmak, değerlendirmek gerekiyor sanki hocam. Çok güzel ifade buyurdunuz. Bir de ben şunu ilave edeyim buna. Bu, e, o kişi şöyle düşünmeli yani ben, evet. sen. Ben namazı kılmadığım zaman, benden sonraki nesle bunu böyle yansıttığım zaman evet. ki nesiller de zincirin halkaları gibidir. Yani yukarıdan aşağı. Evet. Arada ben halkayı bozduğum zaman benden sonraki bozulan halkanın yani baba dede namaz ehliydi baba namaz ehliydi bana geldi ben namazı bıraktım benden sonraki de benden gördü şimdi sonrakilerin namazsızlığının vebalinde de benim evet. sorumluluğum var yani diyemez ki ya ben kılmadım günahım bana benden sonrakiler kılsaydı böyle babalar tanıyorum evet. ben çocuğa diyorum diyor namazını kıl diye sen niye kılmıyorsun ya ben ayrı diyor. Ben işim var gücüm var bizim babamız bize demedi. Bir de öyle aklıyor kendisini. Gerçekten. Kendi babası dememişmiş de. O yüzden kendisi kılmıyormuş da ama çocuğunun kılmasını istiyor. Gerçekten. Tabii çocuk da kılıyor veya kılmıyor ayrı onun hidayeti kendi iradesiyle olacak olan bir şey ama baba şunu bilmeli ki çocuk kılsa da kılmasa da bir baba ebeveyn anneyi de katalım namaz kılmadıkları zaman Allah Azze ve Celle onlara sadece kendi namazsızlıklarını değil çocukların da namazsızlığını kılıyor olsalar bile kötü örnekliklerinden onları mesul tutacaktır çünkü Cenab-ı Hak bize sadece kendi namazımızı değil çocukların da namaz kılanlardan olmasını bizim mesuliyetimize yükledi yani. Sanılmasın ki bir kimse sadece kendi namazından mes'uldür. Hayır, çocuklarının da namazından mes'uldür. Allah Azze ve Celle Resulünü وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا Ailene namazı emret dedi Cenab-ı Hak. Ve bunun üzerinde sabırla dur. Emret diyor değil mi hocam? Aleyha, emretti. Emret diyor yani. yani. Söyle, Sen de ona emret. emret. Yani evet. Dolayısıyla çocuklardan başlamak henüz onlar küçükken... Evet. Bu alışkanlıkların kazandırılması, ibadet alışkanlığının kazandırılması atanın sorumluluğunda, babanın sorumluluğunda. Bilahare o bırakır kılmaz büyüdüğünde kendi iradesiyle evet. o senin sorumluluğunda olan bir şey değil. Ama dünyaya yeni gelmiş bu evladın bu hususta iyi bir talim ile namaz ehli biri olacak şekilde yetiştirilmesi babanın sorumluluğunda, annenin sorumluluğundadır kendi namazları kadar onların namazlarından da mesuldürler. Evet. Hz. İbrahim Aleyhisselam Rabbi ce'alni muqimassalati ve min zurriyeti Rabbim beni de namaz kılan iri bir eyle. Yani kendi namaz ehli olması için Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarıyor. Bana bu alışkanlığı kazandır, bana bunu kolaylaştır, kalbime bunu beze, süsle, hoş gelsin. Yüksünmeyeyim, tembellik. Çünkü nifak olunca evet. namaz zor gelir. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالَا <laughs> Cenab-ı Hak diyor namaza gelmezler. Gelse gelse ancak üşene üşene tembel tembel ama kişide iman olgunlaşınca bu kez namaza zevkle gelir, hoşlanarak gelir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetle kendisinin Hz. Fatıma'nın evine giderek ki bizim orada şey derler. Yani hani ere gitmiş kocaya ver verdiği. Evet. ayrı bir ev açmış Bir değil ayrı mi? ev açmış. Evet. Yani artık e, kendi mesuliyeti olan, değil mi? Yani senin sorununda değil. Ama evet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize çağlar öncesinden sergilediği örnekliğe bak ki gece vakti kapılarını فَتَرَقَهُ aliyon Onu ve Ali'yi kapıyı çaldı. Ve sonra dedi ki bu muttefakun aleyh hadiste اَلَا evet. yani Namaz kılmaz mısınız? Hz. Ali Mahmur uykudan yeni kalkmış. Dedi ki اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ Canlarımız Allah'ın elinde bizi uyutmuş yani uyuyakalmışız diye böyle mazeret vari bir şey söylüyor yani aslında kalkacaktık kalkmaya istekimiz vardı nasıl olmuşsa uyuyakalmışız diye evet. Hazreti Peygamber bu cevaptan hoşlanmadı yani neticeyi Cenab-ı Hakk'a böyle olumsuz neticeyi Cenab-ı Hakk'a hamleden demeli ki ya belli ki geç yattık ya nasıl kalkmadık diye kendine hayıflanan değil mi evet. böyle bir hiç cevap vermedi Hazreti Ali'ye. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki giderken uzaklaşırken baktım elini dizine vurup dedi ki وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا İnsan da en çok tartışmayı yapıyor, en çok da cedel yapmayı ne kadar da çok seviyor. Beğenmemiş Hazreti Ali'nin verdiği cevabı. Ama bize gönderdiği mesaja bakar mısınız? Kızı artık bir ev hanımı olduğu halde bir ailede ev, evin kadını olduğu halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya uzaktan canım. hanelerindeki ışığı takip ediyor. Işık yanmadığı için kapıyı çalıyor. Yoksa her gün kapıyı çalıyor değil. Ama baktı ki ışık yanmıyor. Ha, namaza kalkmamışlar bunlar diye gidip onların kapısına yürümeyi, zahmet etmeyi alemlere rahmet Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Çünkü atası İsmail aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak bununla övdü? Evet. Dedi ki Hazreti İsmail için وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ ve وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًا O İsmail Cenab-ı Hak öyle övdü ki dedi ki o Ya Rabbi ne, niye övüyorsun Hazreti İsmail? Hazreti İsmail ümmetin atası İbrahim'in değil mi? Evet. Oğlu Kabe'nin ilk sakini annesi o değil mi? Ummul Kur'an'ın Başındaki kişi o. Dolayısıyla atar rolündeki en mümeyyiz şahsiyet. Cenab-ı Hak dedi ki: "Ve kana ya'muru ahlehu bis Ailesine namazı emreden birisiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem almış oradan şeyi evet. Cenab-ı Hakk'ın memnuniyetini, rızasını. O da öyleydi. O da ailesine namazı emreden birisiydi. Hatta Hazreti Ayşe diyor ki Ramazan geldiğinde Hele Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde artık geceleri bütünüyle ihya eder. Kâne yuhyi leylehu ve ahlehu ve ailesini uyandırırdı. Hadi namaza kalkın diye bir hadis de Hazreti. Burada ahlehu deyince de sadece çocukları anlamamalı. Ahlehu yani tabi evet. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in ehline ehli ehlel beyti diye seslenirken nasıl sesleniyor? Diyor ki vezkurne mâ fi bu yu min ayati llahi ve'l hikme evinizde Allah'ın ayetleri anılıyor hikmet anılıyor onları zikredin onları öğrenin yuridullahu en yutahirukum ehlel beyt yani yuzil ankum risa ehlel beyt ve yutahirukum tatheera ey hani halkı Allah sizden riçsi pisliği uzak etmeyi ve sizi tertemiz pak kılmayı diliyor bu ayetler وَذْقُرْنَا Hep dişi, dişil çoğul sigayla kendi. Yani dolayısıyla hane, halkı demek o hanedeki başta hanımefendi olmak üzere çocukları vesaire kişiye tabi olan onun e, aile reisinin yönetimindekilerin hepsi. Ama bunların hepsinin namazından yani kişi hanımının evet. namazından. Hatta hanım da olur bazen bey gevşek olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا Allah o adama merhamet etsin ki evet. قَامَ مِنَ الْلَيْلِ <laughs> Geceliğin kalktı. فَصَلَّا <laughs> رَكَاتَيْنِ iki rekat namaz kıldı. ثُمَّ اَيْ قَدَمْ رَأَتَّهُ Sonra kadınını kaldırmaya kalktı. Sen de uyan diye. فَأَبَتْ <laughs> Kadın yanaşmadı kalkmaya. فَنَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَا O da gitti su getirdi yüzüne serpti. Allah o adama rahmet etsin. Döndü sonra dedi ki O rahim Allahum ra'atan qamat min Allah o kadına da merhamet etsin. Evet. Gece kalktı, iki rekat namaz kıldı. Ondan sonra fa ay qada kocasını uyandırmak istedi. Fa Adam uyanmaya yanaşmadı. Fena nadahat fi vecihha Kalktı o da onun yüzüne su serpti. Allah'ın Resulü ona da rahmet diledi. Şimdi bu bu bahsettiklerimiz Ramazan'da en tekrardan gözden geçireceğimiz tekrardan başta namaz olmak üzere. Evet. Çünkü bu bizi ateşe karşı korku anfusakum ve ehlikum naran vakudu kuduhan nasu vel hijara Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem ailenizi koruyun diyen Allah Azze ve Celle. O yüzden aileye ehline namazı emret. Vastabir evet. bir aleyha ve bunun başında bazı diyor ki hocam ben söyledim. Delikanlıya soruyorsun söyledi mi? Valla yani söylemiştir illaki ki diyor hocam. Evet. Cenab-ı Hakk'ın istediği bu mu? Hayır. Evet. Vastabir bir aleyha demek üzerinde bu işin titizlikle dur, dur demek evet. yani. Geçen geldiğinde söyledin kalk namaz kalın kalmadı. Bu geldiğinde yine söyle. Yine sor. Evet. Namaz kişinin bekçiliğini yapacağı bir şey. O yüzden ayette hafizu ala salavati. namazı muhafaza diye bir kavram var. Evet. Namazın bekçiliğinin yapılması, namazın hayatta varlığının sürdürülmesi için üzerinde durulması, hem kendi çapında hem ailesi. Hocam da Ramazan'da bedenen yaptığımız ibadet. E, bunlar yani oruç da aynı şekilde bedenen, namaz ibadeti daha kez aynı şekilde. Bir de Ramazan'ın e, mali bir eğitim yönü, yönü var aslında baktığımızda. İşte fitrelerimizi veriyoruz. E, evimizdeki bulunan her e, kişi sayısı adedince. E, ve zekatlarımızı o aya aya denk getirmeye çalışıyoruz insanlara fakirleri görüp gözetme babında. Ee, Allah Teala, e, Allahu Teala bu mali yönüyle aslında insana ne murad etmiştir? Nasıl bir eğitimden, eğitim süzgecinden geçiriyordur? E, bu konuda neler diyeceksiniz hocam? Evet, ve akimus salate ve atuz zekate. Şimdi demin namazı konuştuk. Şimdi onun ikizi olan zekattan bahsediyorsunuz. Bu ikisi en temel iki ibadetimiz. Evet. Yani Cenab-ı Hak namaz dediği yerde zekattan bahseder. Zekat infak demek ve bunun asgari, zorunlu olan tarafı. Şimdi kişi koca bir yılı geçirdi, geldik Ramazana. İlk eksikliklerini yani neler eksik, neler fazla, neler yerinde, neler değil, tekrar bir düzene koymak istediğinde en öncelikli olanlarından başlayacak dedik demek. Evet. Namaza baktı. Namazda eksiklikler var mı, yanlışlıklar var mı, neler? Bunları bir tekrar ayarına koydu. Aileyle birlikte kılmaya başladı, beraber çocuklarla. Bir de evde vakit geçirme, sizin bahsettiğiniz boyut, yani evet. aile boyutu deyince evde vakit geçirme çok önemli. Evde vakit geçirmeyen bir adamın yani oruç tuttuğunda, iftar ettiğini de ne bileyim sahura kalktığında çocuklar nerede görecek? Evet. Yani değil mi? Evde vakit geçirip bunu çocuklara intikal ettirme, özellikle Ramazan'da, evet. yani beraber sahura kalkarak, iftar sofralarına oturduğumuz vakitler, Bunlar çocukların, bizim açımızdan sıradanlaşmış olabilir. Evet. Ama çocuklar açısından hafızaya adeta kilometre taşı gibi kazınacak. İleride Alzheimer bile olsa evet. burası asla ortadan kalkmayacak. Gönül dünyalarına farklı ufuklar açıyor değil mi hocam bu şekilde? Öyle bir yeni alan açıyor ki orası. Evet. Tertemiz ama köklü esaslı. O duygular eşliğinde, iftarın sevinci eşliğinde, evet. akşama kadar bekleyen. Bunların hepsini biz yaşadık ve biliyoruz ve Böyle buram buram hatta o günlerin kokusunu bile alabiliyoruz değil mi? Evet. Eve babanın getirdiği yiyeceği, ekmeği, beraber sıra beklemeyi, onunla birlikte teraviye gitmeyi, teravihin uzun sürmesini, geç vakitte babayla eve gelmeyi vesaire. Kız çocuğu olunca evde yemek yapmayı, sahur hazırlamayı, iftar hazırlamayı, evdeki telaşı, komşuları gel git misafirlikler evet. bunlar kişinin yetişmesinde, Namazı da, evet. ondan sonra orucu da ve bahsettiğiniz özellikle bizi sosyalleştiren, bizi toplumla iç içe buluşturan evet. yani hiçbir zaman biz teravihler kadar insan kalabalığı içinde o kadar zaman çocuklukta vakit geçirmemişizdir. O zamanlar geçiriyoruz. Hiçbir zaman bu kadar bir araya geldiğimiz ve aynı duyguyu tattığımız, aynı dilden konuştuğumuz. Açsın değil mi? Sen de çok acıktın mı? Nasıl durumun diye. Sonra açlığın ne demek olduğunu anladığımız. Evet. Fakirler hep böyle aç mı geziyorlar? Fakirlerin evlerinde yemek olmadığı zaman aç olunca nasıl yatıyorlar? Evet. Hakikaten iftar olmayıp da biz o gece yatmak zorunda kalsak olur mu diye çocuğun ilk defa tasavvur edeceği değil, yaşayacağı bir şey bu. Eskiler derdi ki ilmel yakın işte bilgi düzeyinde öğrenme. Evet. Ondan sonra aynel yakın göz göre göre öğrenme biri icra ederken. Hakkal yakın da böyle iç içe sen onu Yaşar. yaşarken evet. olan bir öğrenme. Ramazan öyle bir öğrenme biçimi, mi, biçimi ki sana onu yaşatıyor. Aç bırakıyor ve açlık üzere bunu tadıyoruz. Yani ister istemez çocuk da olsa büyük de olsa ee, olmayanlar ne yapıyor acaba? Hani bizim var akşam iftar olunca yiyeceğiz. Evet. Yok değil yavrum biraz sabret olunca vakit gelince yiyeceğiz. Sadece yemekle aramızda vakit engeli var. Ama bu bizim için böyle. Evet. Başkaları için sadece vakit değil başka engeller de var. Vakit dide gelse yiyecek bir şey olmayan bir haneyi tasavvur edebilmek bu Ramazan'ın sağladığı en önemli. Hele bunu Hakkal yakini daha böyle ee, öğrenmeyi tamamlamak için çocuğun elinden tutar. Bak bizim akrabalarda da şöyle şöyle olanlar var fakir. Ha. Şimdi seninle onlar için bir şeyler alacağız. Gidip akşamleyin onlarda iftar edeceğiz. Değil mi? Onlara işte biz yardım sağlıyoruz. Şunu yapıyoruz. Hadi beraber götürelim. Sen de e, verirken orada bulun. O ortamı bir yaşa. Eğer bunu yaşat, yaşarsa çocuk o zaman vicdanının uyanması, evet. kalbinde rahmetin uyanması. Sonra büyüyünce diyor ki niye bu çocuk diğer gamlı değil? Niye başkaları açısından herhangi bir e, sempatte bulunamıyor? Başkaları namına empati evet. gerçekleştiremiyor. İyi de yani bu duyguların keşfedilmesi, bunlar içeride fıtratımızda, yaratılışımızda var ama bunların nerede olduğunun keşfedilmesi bir ata evet. eliyle, değil mi? öğretilmesi lazım. Ramazan bunun için harika bir fırsat hem fakirin incinmediği bu şey bu ay vesilesiyle geliyorlar evet. oturuyoruz hem de bundan sonrasına kalıcı bir şey açabilir yani. Evet. Bu münasebetle başlar. Sonra da der ki ya bak hep Ramazan geldikçe hatırlıyoruz. Ramazandan sonra da bunu hatırda tutalım. Yine akrabamızı Şaban'da da ziyaret edelim Görüp sonra. Ayda da hocam yani hem gör... hal olma kültürünü de aslında geliştiriyor Tabii, Ramazan. Özellikle akrabalar evet. üzerinde Cenab-ı Hak o الْقُرْبَ حَقَّهُ yani öyle uzaktan verip de hiç sofrasına ortak olmadığımız, evet. yokluğunu hiç yaşamadığımız, ya bunların da halısı bak bunlar da halları böyleymiş. Çocuk bir farkı görsün, iskemlede de görsün. Bir da bir mutfakta hoş. da görsün, ortamda da görsün. Bu bizi bir yapar. Merhameti bu buradan öğreniriz. Düşünün Ramazan ne büyük bir ibadet ayı, bir iklim ki bir nesil yetiştiriyor. Evet. Bu nesillerden yok, bu duygulardan yoksun olarak yetiştirdiğimiz nesillerin fakirin dilini halini bile bilmeyen evet. dilini anlamayan insanların yarın büyüyünce nasıl zalimler olabileceklerini tahmin bile edemeyiz. Hocam bir de şu var yani e, programda yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama e, Ramazan'ın e, kilometre taşlarından bir tanesi de biliyorsunuz e, itikaf yani e, son 10 gününde Peygamber Efendimiz e, yine itikafa giriyor. İtikaf ibadeti var. Hakeza aynı şekilde Kadir Gecesi var. Bin aydan daha hayırlı diye ifade buyrulan. Ve sonunda da kul bunları eda ettikten sonra ifa ettikten sonra bayrama ulaşıyor. Aslında baktığımızda da burada da bir eğitim iklimi var. Yani eğitim evet. silsilesi var. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam? Birkaç cümleyle de alırsak programımızı da bu şekilde tamamlamış olalım. E, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman ki uygulama orada evet. yani. Şer-i şerif'in nasıl hayata yansıtılacağı orada. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 gecede evet. bunu arıyor ve aramamızı da emrediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ramazan e, kameri aylardan bir tanesi. Bu göklerin yerin yaratılışındaki 12 aydan biri. Evet. İnne iddete şuhuri indallahi ithne aşara şahran. Dediği Cenab-ı Hak. Fî kitabillahi yevme halakallahu semavati vel ard. Göklerin yerin yaratıldığı zamandan olan bir 12 ay. Evet. Kameri ay. Şimdi bu kameri ay bizim bu yerel lokandaki... Ee, senemize güneş takvimimizde sürekli geziniyor biliyorsunuz. Mesela evet. başka yere geliyor. Seneye başka ayların üzerine böyle geziyor. O nasıl geziyorsa bu kez bir gece var. O da Kadir, Kadir gecesi. Kadir. O da geziyor. Onun da yeri sabitti. Nerede geziyor? O son 10 gecenin gecede geziyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o son 10 on gecede onu arayın. Nasıl arayacağız? Teleskoplarla değil. Onun hangi gece olduğu bu gece de olabilir. Bu gece de olabilir düşüncesiyle evet. o geceleri ihya etmek. O zaman bu itikaf dediğiniz şey gündeme geliyor. Yani evet. eğer ka Kadir Gecesi'ni hani ben 27 ihtimalini kullanayım. Denk gelirse gelir, gelmese seneye inşallah denk gelir diyen neredensiniz? Evet. Diyecek bir şeyimiz yok. Ama bu sene ben Kadir Gecesi'ni kaçırmayayım. Çünkü ben artık ömrümün belli bir yaşına geldim. Evet. Emsali, emsal arkadaşlar koronadan ölüyor, şundan ölüyor, bundan ölüyor. Belki bu Ramazan'dan sonrasını görmem. Bu sene bin aydan daha hayırlı o kozmik planda evrende nasıl bir zaman geçişi ise o evet. Cenab-ı Hakk'ın dediği yıldızların konumlarına yemin eden Allah Azze ve Celle o geceyi Bin aydan daha hayırlı diye tarif etti. Ben bunu kaçırmayayım diyorsa evet. o zaman senin reçeten arkadaş etikap. Bunu hem size hem kendime söylüyorum. Evet. Bugüne kadar da başarmış biri olmayan biri olarak diyorum Allah Azze ve Celle bize de muvaffak kılsın. Amin. O on geceyi arkadaş başlayacağım ve o on geceyi etikaf ile geçireceğim yani ibadete çekileceğim bir mabette bir mescitte veya ibadete uygun bir yerde ve tamamen hayattan telefondan şundan bundan uzaklaşıp evet. ibadetle geçireceğim gündüzünü oruçla gecesini kıyamla hangi gece olursa olsun o on geceden Kadir gecesi benden kaçmasın bu Ramazan çünkü seneye Ramazan'a erişir miyim erişmez miyim bilmiyorum evet deniyorsa o zaman çare itikaftır. İtikaf bunun çözümünü sunuyor. Hocam aslında imkan da var. Yani şu pandemi sürecinde bir yere gideceğimiz yok yani evlerde insanlar itikafa girebilir. Aslında bir noktada evet. bu yönden fayda, fayda yani şer olan bir şey hayra da vesile olmuş olur bu bak. Evet, evet inşallah. Yani ona evet. fırsat olarak değerlendirilebilir. Evet. Ama hakikaten bu o gece yani bu sadece dini bir referansla olan bir şey değil. Evet. Ben inanıyorum ki bir gün evrense evrendeki zamanın akışı bakımından bu döngüyü keşfedeceğiz evet. ve bunun o gece nasıl mühim bir gece olduğunu hani bazen böyle gezegenler peş peşe sıralanıyorlar işte haberlerde çıkıyor diyor ki çok işte milyon senede bir olan bir şey oldu bu gezegenler sıralanıyorlar güneşin evet. karşısında O aynı onun gibi zamana zaman bu deveranla olan bir şey evet. öyle bir müstesna bir yerden geçiyoruz ki bir yılda sadece bir gecede Bin aydan daha hayırlı bir evreden geçiyoruz evet. ve Allah Azze ve Celle bunu bize ihbar ile haber vererek bildirdi. Bunu bir gün keşfedebiliriz. Allah Azze ve Celle'nin o bahsettiği selamun hiye hatta matla'il facr bunu yaşamak üzere o geceleri sahabe-i efendimiz bizim gibi böyle 27'ye bağışlayın ifademi sabitlemiş değillerdi. Evet. Hatta kendi aralarında kimi 21'i kimi 23'ü böyle tartışa duruyorlar. Ama belli ki Resulullah'ın verdiği sahih haberde bu bilgi kaldırıldı evet. Rufiyat, bilmiyoruz. Sonra dedi ki belki bu sizin için hayırlıdır, siz bu 10 günde arayın. Eğer 10 günün hepsi çok ben daha yarısını da arayacağım diyorsan tek gecelerinde ara Evet efendim. Bu böyle bir mübarek gecedir. Kulun yani Recep'le başlayan, Şaban'la devam et, tırmanışa geçen, Ramazan'da artık doruğa gelmiş bir evet. e, iklim. Kadir gecesinde doğrunun doğruğunu yani Zirvede. zirveyi evet. e, yaşıyor. Evet. Bunu bizler kendi hayatlarımızda, ailelerimizde alışkanlıklarımızı bozarak yaşarsak çocuklarda hatırası kalır. Evet. Tıpkı Hazreti Ayşe de, son 10 gece girince her şey değişiyordu. Artık geceleri tümüyle ehya eder, bizleri de uyandırır. Hanımlarından uzak durmaya başlardı diye. Evet. Resulullah'ta muazzam bir değişim yani dışa vuruyor, gözüküyor. Bizde de gözükürse o zaman ailede yansıması olur, çocuklarda yansıması olur, toplumda yansıması olur. Hocam gerçekten ramazan Ramazan'ın şerifi tam manasıyla ihya eden kullarından olabilmemizi Mevlam nasip eylesin. Amin müyesser ee, kılsın inşallah. Amin inşallah Kadir gecesine de ve o son gün son 10 güne de eee hakkıyla ulaşıp ihya edebilmemizi nasip eylesin. Ve sonunda da bayram sevincini e, yaşama yaşayabilmemizi tüm eee Müslümanlara, Müslümanlara ümmeti Muhammed'e nasip eylesin diye dua edelim inşallah. Amin. E, hocam programımıza renk verdiniz, katıldınız. Allah razı olsun. Teşekkür Zin ediyoruz. Allah olsun. İnşallah yine bir başka programda eee sizleri de ağırlamak isteriz. İnşallah efendim. Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz e, bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka konuyla, bir başka konukla görüşünceye kadar Allah'a ısmarladık.